Herkese merhabalar. Hiç haşlama yapmadan kolay, pratik ve de çok lezzetli tavuklu makarna tarifi vereceğim. Tencere ocağı aldım, içine sıvı yağ koydum ve doğradım. Tavuk göğüslerini içine attım. İsterseniz tavuk butlarını da böyle küp küp doğrayıp ekleyebilirsiniz. Malzemeleri açıklama kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Tavuk göğüslerini tavaya aktardıktan sonra biraz karıştırdım. Daha sonra kendi suyunu salacak. O suyunu salana kadar kapağı kapalı bir şekilde pişirmeye bırakıyorum. Önce suyunu salıyor ve daha sonra suyunu iyice çekiyor. Tavukları iyice suyunu çektikten sonra bir tur karıştırıyorum. Bir diş sarımsak ekliyorum. İster doğrayın, isterseniz rendeleyin. Konserve sarımsak kullandım. Siz dilerseniz kuru sarımsak da kullanabilirsiniz. Bir diş sarımsağı ekledikten sonra bir kere karıştırıyorum. Sarımsağın yağla buluşmasını sağlıyorum. Hiç etraf kirlenmeden sadece tek tencere kullanarak güzel bir yemek yapıyoruz. Sarımsak 30 saniye kadar karıştırdıktan sonra 2 tatlı kaşığı kadar salça ekliyorum. Domates salçası ekliyorum. Karabiber ekliyorum. Bunları damak tadınıza göre çok veya az ekleyebilirsiniz. İsterseniz çoğaltın, isterseniz azaltın. 2 çay kaşığı tuz ekliyorum. İyice karıştırıyorum. Salçanın çiğ kokusu çıkana kadar karıştırıyorum. Salçamızı iyice kavuruyoruz ve 1 çay kaşığı kadar pul biber ekledim. Tamamen isteğe bağlı. Dilediğiniz baharatı ekleyebilirsiniz. Bir dakika boyunca kavurdum. Kavurduktan sonra üzerine bir adet kapya biberi küp küp doğrayıp onu da ekledim ve tekrar bir dakika boyunca kapya biberlerimizi de kavuruyoruz. Daha sonra makarnamızı ekliyoruz. İyice kavrulan malzemelerin üzerine hemen bir paket makarna ekliyorum. İnce uzun makarna kullandım. Siz dilediğiniz makarna çeşidini kullanabilirsiniz. 30 saniye kadar karıştırıyorum. Salçanın bütün makarnaya bulaşmasını sağlıyorum. İnanılmaz hem kolay hem lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hiç makarna süzmekle uğraşmadan bu şekilde pratik bir şekilde tavuklu makarnanızı yapabilirsiniz. 30 saniye kadar karıştırdıktan sonra su ekliyorum. Kaynar su eklememiz önemli arkadaşlar. Bu aşamada mutlaka kaynamış su ekliyoruz. 5 su bardağı kaynar su ekliyorum. Su bardağı sizin makarnaya yetmeyecekse eğer 6 su bardağını da çıkarabilirsiniz. Bazen yüksek harlı ateşte pişince su buhar olup uçuyor. 5 yetmeyebilir. Siz mutlaka kıvamına, tadına, piştikten sonra kıvamına bakın. Yumuşamamışsa bir bardak daha ekleyebilirsiniz. Suyumu ekledim, karıştırdım. Kapağı kapalı bir şekilde suyunu çekene kadar pişiriyorum. Orta harlı ateşte pişiriyorum. Çok kısmıyorum. Çok harlı ateşte de pişirmiyorum. Bu şekilde suyunu çekene kadar. Burada dakika vermiyorum çünkü suyunu çekme aşaması önemlidir. Suyunu bu şekilde altta hiç su kalmamışsa, hiç baloncuk kalmamışsa makarnamız pişmiş demektir. Tam bu aşamada eğer ki makarnanız pişmemişse, kıvamına bakıyoruz pişmemişse bir su bardağı su ekleyebilirsiniz. Pişmişse eklemeyin, kapağını kapatın. Ocağınızı da kapatın. 10 dakika dinlenmeye bırakın. 10 dakika dinlendikten sonra artık ocaktan alabiliyoruz. Tekrar bir kere karıştırıyorum ve servis tabağıma alıyorum. Bakın tane tane çok lezzetli, çok güzel makarna pişti ve suyunu da tam çekti. 5 bardak tam geldi arkadaşlar.
Bütün anlattığım püf noktalarına mutlaka dikkat edin. Ve sunum tabağıma aldım. Üzerine isterseniz maydanoz gezdirin, isterseniz sade yiyin, isterseniz yoğurtla yiyin. Her şekilde çok güzel, çok lezzetli oldu. Ve dilediğiniz baharatı da ekleyebilirsiniz. Şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Ve buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız, kanalımı büyütmemde yardımcı olursanız çok sevinirim. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetler, şifalar olsun inşallah.